Bu hikaye bir diktatör hakkında. Ekonomiyi ve devlet yönetimini umursamayan ve milleti de dinle bu konularda beyinlerini kamaya çalışan bir diktatör hakkında. Onun adı Recep Tayyip Erdoğan. Kendisi Türkiye'nin sadece cumhurbaşkanı değil. O ekonomiden de ve diğer çoğu şeyden de sorumlu. Ve o da bize bunu söylerken bize tüm bu ekonomik sorunların Allah tarafına olduğunu söylüyor. Ve bir nesil var. İşte o nesil bunlar ne derse desin inanıyor. Ve doğru söylüyor diyor. Beyaz Kurt'un Discord'una geziniyordum ve bir mesaj gördüm. Rusça ekonomi umursamayan diktatör yazıyordu. Dikkatimi çekti ve o mesajı atana yazdım. Videonun linkini bana atar mısın dedi. Ve bu mesajı DM üzerinden aldım. Çünkü Beyaz Kurt'un Discord'unda böyle videolar atmak ban sebebi. Ve videoyu izledim. Video aslında yabancıların bizim ülkemizi nasıl gördüklerinin bir kanıtı. Onlar da sorunun Erdoğan olduğunu ve hükümetin olduğunu biliyorken o dediğim nesil AKP'yi Erdoğan'ı savunan kesim neden hala bunu anlamıyor? O videoda anlatılan konu şu. Ekonomik bir sorunumuz var. Bakın onlar da bunun farkında ve 30 dakikalık bir video yapmıştı. Ama olayı sadece doların rubleyle fiyatını ya da TL'yle fiyatını karşılamakla yapmamışlar. Zaten öyle yapsalar aynen şöyle olurdu. Onların daha düşük derdik. Ama daha düşük değil. Çünkü Rusya bizden daha fazla ihracat yapıyor. Biz ise onların iki katı düşüğünü yapıyoruz. O videoda anlatılan enflasyon farkı ise Rusya'da farklı, Türkiye'de farklı. O videoda söylenen bir kısım gerçekten de olacakları kesinlikle belirtmiş. Denilen şey şu, millet bu adamı ne zaman içleyecek? Biz de onu bekliyoruz diye bir cümle kullanılmış. Türkiye'nin sorunlarını konuştuğum bu kanaldaki tüm videoların toplamı işte bu adamların yaptığı tek bir video. Fakat biz neden bu kadar burada fazla video atıyoruz ve bunları anlatıyoruz biliyor musunuz? Çünkü anlamayanlar var ve biz bu anlamayanlara ne olursa olsun anlatacağız. Ülkemizdeki ekonomi oldukça düştü. Ben hatırlıyorum da dolar 3 TL'ydi ve bir şeyler oldu, sonra dolar yükselmeye başladı. Önce 6 oldu, sonra 10, şimdi 18. Neden mi? Aslında tek neden olarak şunu söyleyebiliriz. Biz üretim yapmıyoruz ve üretim yapmadığımız halde teknoloji üretmeye kalkıyoruz. Bu teknolojilere giden maddeler ise oldukça pahalı bir şekilde bizim ülkemize geliyor. Ve Selçuk Bayraktar'a da sen Türkiye'nin Elon Musk'ısın deniyor. Gerçekten bunları görünce gülüyorum. Elon Musk'ın yaptığı şeylerin ham maddesi kendi ülkesinde ucuz şekilde bulunuyor. Ama bizim ülkemizde bulunmadığı için Selçuk Bayraktar da o teknolojilerin ham maddelerini başka ülkelerden alıp yapıyor. Hani %100 orijinal Türk malı diyorsunuz ya. Aslında o yapılanlar %100 orijinal Türk malı değil. %1 Türk malı diyebiliriz. Geri kalanını çünkü bize diğer ülkeler satıyor. Bizim ülkemizde çıkarılan ham maddeleri işleyemiyoruz çünkü bizim fabrikalarımız yok. Ve aptal gibi gidip o ham maddeleri 5-10 TL'ye satıp diğer ülkelerden işlenmişini 100-200 TL'ye alıyoruz. Ama tabii ki de bu Lozan yüzünden. O konuda da bilgilenmek isterseniz bu videoya gidebilirsiniz. Türkiye'nin tarımı diğer ülkelere göre daha yüksek olması gerekirken diğer ülkelerden düşük. Ve bu yüzden yine pirinç veya başka ürünleri de ithal ediyoruz. Kendi ülkemizi üretimini yapabileceğimiz tarım ürünlerini başka ülkelerden daha fazla alıyoruz. Bir de yetmezmiş gibi tarım arsalarımızı Amerikan şirketlerine veriyoruz. Ayçiçeklerimizin çoğu Amerika'ya gönderiliyor. Bunun gibi firmalar şu an Türkiye'de tarım yapıyor ve bu firmalar yabancı firmalar. Başka ülkeye hizmet ediyorlar. Bizim ülkemizi kendi toprağımızı atalarımızın toprak için can verdiği bu topraklarda kendi tarımımızı bile yapamıyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki bunlar dünyayı yöneten güçlerden oluyor. Yok yok hayır. Padişahımız ülkeyi sattı. O yüzden. Ve sonrasında da milleti kandırmak için Diyanet'e emir verdi. Ve Diyanet ise ekonominin böyle olmasının nedenini Allah'a attı. Gerçekten de bunları görünce gülüyorum. Atam, seni görünce gülmüyorum. Çünkü sen bu ülke için çokça büyük hizmetler verdin. Evet, diktatör diyorum. Neden mi diyorum? Şu videoya bir bakın ya Allah aşkına. Bilal! 301 madencinin hesabı sorulacak. 301 madencinin hesabını soracağız. Neyi soracaksınız? 301 madencinin hesabını. Neyi soracaksınız? 301 madencinin. Ben kendisini burası, diyorum. Ben kendisini arkadaşım, burası bir... Bak lütfen, sen burada yemek yiyorsun, bizim müşterimiz. Biz de yemek yiyoruz. Tamam, yiyebilirsin. Biz de yemek yiyoruz abi. Ama neyi de yapıyorsun? Genç arkadaşımız burada padişahımızın varisine 301 madencinin hesabını sormuş. Tabii ki de o padişahımızın varisi ya, hemen varisin davarları bu genç kardeşimiz olduğu yere toplanmış. Ve kendisini neredeyse biraz daha karşı çıksa öldürecekler gibi hal alıyor. Bunu da bugün gördüm. Ve gerçekten sinirlendim. Ben de şunu diyorum. Kızılay Meydanı'na tüm genç arkadaşlarımla geleyim. Sen de o davarlarını çağır. Bakalım kim kimden daha fazla o onu dövsün. Olur mu varisçiyim? Kim kimi daha fazla sevmiyor o zaman belli olur zaten. Şu an böyle bir şey olsa tüm gençlerin Kızılay Meydanı'na gideceğini de biliyorum. Çünkü bu genç arkadaşımıza yapılanlar öyle küçük bir şey değil. Bu bildiğini susturmak gibi bir şey. Ve zorbalık. Bir de kamerayı tutan arkadaşın kamerasını almaya çalışıyorlar. Kimliğini istiyorlar. Ah orada ben olacaktım var ya. Bunları yapacaktınız bana. Pişman olurdunuz. O köpekleri ne diyorum. Onlar öyle fazla ortalıkta dolanmasın. Kurtlar köpekleri yer. İzlediğim ilk
ilk video Rusyalı bir YouTuber'ın yaptığı videoydu ve videoyu çevirmek istedim ama bunun yanlış olduğunu düşündüm. O yüzden size bu şekilde video yapıyorum. Zaten videoyu izlerseniz dışarıdan ülkemizi nasıl gördüğünü anlarsınız. Erdoğan mükemmel bir ağ kurmuş. Hatırlarsanız 15 Temmuz'da da bir ağ yok etmişti. Şimdi ise o ağın aynısını kendisi de kurdu. Bir şey diyen kendisine karşı çıkanlar YouTube'da dava ediliyor. O davada da kendisine bağlı savcı dahil oluyor ve o içini çekenden hesap soruyor ve korkutmaya çalışıyor. Bu davaların da yaptığı gibi değişen bir şey yok. Bazıları neyi senin başınabilir falan diyebilir. Lan yansa ne olacak? Neyim var? Burada gençlerin sesi olmaya çalışıyorum. Neyimi elimden alabilirler ki? Benim cebimde 3 kuruş para kalmadı. Mikrofon almak için işe girdim. 2 ay çalıştım. O para da dayanmadı. 3 kuruş parayla hayata tutunmaya çalışıyorum. Neyimi alacaklar daha benim? Canımı mı? Evet soruyorum size. Sizin neyinizi alacaklar? Canınızı mı? Her şeyimizi almaya başladılar. Kaşıkla veriyorlar, kepçeyle alıyorlar. 2020 seçimine kadar kaşıkla vermeye devam edecekler. Seçildikten sonra da kepçeyle değil, buldozerlerle değil, vinçle geri alacaklar. Bakın vinç diyorum. Şimdi de çıkarmışlar ev konutları. Bu ev konutlarını da krediyle alabiliyorsunuz. Ama her yıl o evlere zam geliyor ve sizin kredinize de geliyor. O evin fiyatını 50 yılda ödersiniz. Benden söylemesi. Ben şunu diyorum. Bu ülkede artık hayatta kalmak için dolandırıcı olmak filan lazım. Gerçekten bir kişinin adam akıllı hayatını geçirebilmesi için 20.000 TL'nin üstüne parası olması gerekiyor. Çünkü yoksulluk sınırı 20.000 TL. 20.000 TL'nin altında hepimiz yoksul oluyoruz. Şu anda senin maaşın 15.000 TL ise sen gidip fakirlik belgesi alabiliyorsun. Yani mesele o. Ve yoksulluk sınırının atmasındaki sebep ise bu parti. Seçim günü gelsin. Bakın o gün ne yapacaklar size söyleyeyim mi? Aha silahla oy isteyecekler. Ampul oy vermiyor musun kardeşim? Tak kafana sıkacaklar. Bunlar bunu da yaparlar. Ülkemizdeki en büyük terör bu işte. Yani öyle sinirlendim ki aslında bu video bu kadar uzun olmayacaktı. Ama uzun olmasının sebebi bu video. Keşke orada olsaydım diyorum. Düşünsenize o çocuğun yanına bir anda ışınlanıyoruz. Siz hayırdır lan deyip o davaları oradan dağıtıyoruz. Üf ne güzel olurdu. Zaten bunlar zorbalık yapma seviyesine kadar indiler. Elinde silahı ya da belli bir gücü olmayan bireylerin eleştirilerine karşı yumruklarını konuşturanlar dünyanın en aciz insanlarıdır. Artık 3 günde bir video gelecek. Yani bir hafta sonra. Daha çok böyle video gelmesini istiyorsan kanala abone ol ve videoyu beğen. Ve bildirim zilini aç. Benim adım Çılgın Bey. Beni unutma.